Hamdullah Çelebi, Feyzullah Çelebi'nin oğlu olup 1767 yılında Hacı Bektaş'ta doğup 1836 yılında Amasya'da Hakk'a yürümüştür. Hamdullah Çelebi, Hacı Bektaş dergahının 23. postnişini olarak posta oturmuş 1826'da, 1827 yılında Yeniçeri ayaklanması ve 2. Mahmud'un fermanıyla Amasya'ya sürgün edilmiştir. Amasya sürgün edilmesinde Alevi ve Bektaşilerin Yeniçeri olaylarının müsebbibi olarak Şeyhülislam tarafından padişaha verilen bir fermanla başlamış. Daha sonra gelişen olaylarla diğer Alevi Bektaşi, Terke, Türbe yerlerini hepsine ulaşmıştır bu kıyımlar. Alevi Bektaşi dergahlarının ve Alevi Bektaşi dergahlarında bulunan postnişinlerin bu kıyımdan kurtulamadıkları aşikardır. Bu yüzden Hamdullah Efendi de 1827 yılında Konya, Kayseri ve Kırşehir, Nevşehir kadılarının huzurunda 10 gün süreyle yargılanıp idama mahkum edilmiştir. İdama mahkum edildikten sonra kendisi ve eşi ve ailesiyle birlikte zindandayken padişah tarafından bir ferman gelmiştir. Bu ferman Şeyhülislam'a ulaştırılmış. Şeyhülislam fermanı okuduktan sonra yüzü mosmor olup bu fermanı Hamdullah Çelebi'ye götürüp tebliğ edin demiştir. Daha sonra Hamdullah Çelebi'ye tebliğ edilen fermanı Hamdullah Efendimiz okuduktan sonra masum, şöyle üzgün bir şekilde kanepenin üzerine oturup yanında bulunan Selamet Efendi'ye bizi Amasya'ya sürgün ediyorlar Selamet demiş. O da tamam efendim demiş, haklı olduğumuz çıktı, sürgün ediliyoruz ama orada genel yaşam sürecimiz neyse uygularız dedikten sonra hayır Selamet Efendi demiş, ben ceddim İmam Hüseyin gibi haklı olarak şehit olmak varken bir suçlu gibi sürgün edilmek ondan daha çok zoruma gidiyor. Benim zoruma giden budur demiştir. Daha sonra oradan ayrılarak ailesiyle ve 8 aile fradıyla birlikte Hacı Bektaş'a dönüyor. Hacı Bektaş da gerekli özel eşyalarını falan topluyorlar. Hamdullah Çelebi en son Hacı Bektaş dergahını ziyaret edip ailesiyle birlikte Merzifon'a askeri inzibatlar eşliğinde yola çıkıyorlar. Merzifon'da kısa bir süre, yani 2-3 ay veya 6 ay gibi bir süre içerisinde kaldıktan sonra Amasya'ya teslim oluyorlar. Amasya'da 11 yıl süre bir hayat yaşıyor. Hakk'a yürüyor. 1836 yılında Hakk'a yürüdükten sonra sevenleri tarafından yanında bulunduğumuz türbe 11 yıl sonra inşa ediliyor ve türbe içerisinde kendisi eşiyle birlikte bulunmaktadır. Ziyaret eden şahıslarımız, insanlarımız daha sonra Hamdullah Çelebi'nin Amasya'ya gelmesiyle birlikte etraftaki il, ilçe ve köylerden bir sürü ziyaretçiler geliyor. Bu ziyaretçiler Hamdullah Efendi'nin sağlığında Amasya'ya sürgün edildiğini duyduğu için elleri boş gelmiyorlar. Getirilen bu hakullah yiyeceklerini, efendim giyim, kuşam, akçe, yoğurt, süt, yağ, bunun gibi gıda alım maddelerin hepsini Hamdullah Efendimiz görevli olan bayan bir yanındaki yardımcılarına gün battıktan sonra bayana sen dul ve yetim bayanlara bu malzemeleri dağıtacaksın. Öbür erkeğe de sen de bu malzemeleri fakir, fukara ailelere dağıtacaksın. Gün battıktan sonra gideceksin, kapısının önüne bırakıp kapıyı çalıp geri döneceksin demiştir. Bu da bizim Alevi Bektaşi geleneğimizin bir düsturudur. Bunun için Alevi Bektaşi inancımızda bir elin verdiğini öbür elin görmemesi aşikardır. Daha sonra Hamdullah Efendimizin Hakk'a yürümesinden sonraki gelen ziyaretçilerimiz de burada adaklarını adayanlar adaklarını hijyenik bir ortamda binamızın yapıldıktan sonra kesimhanemizde adaklarını kesip misafirlerine huzurlu ve huşu içerisinde yedirmektedirler. Biz de bu derneği kurduktan sonra böyle bir kitleye
hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Allah herkese böyle bir yerde nasip, hizmet etmeyi nasip eylesin.